Cümleten selamün aleyküm. Sevgili takipçilerimiz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu sefer abimin hayatından, yengemin hayatından sesleniyorum size. Videomu buradan çekiyorum. Buradan başladım. Cümleten hayırlı sabahlarınız olsun Kaan'ı. İşine bıraktım geldim. Dönüşte de eşim akşam aramıştı. Yoncayı kontrol et de dedi. Ona göre döndettirme yapalım dedi. Şimdi sizlerle birlikte onu kontrol edecek. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle yengemin gülleri böyle güzel güzel açmış. Ben de epeyden belli yeni geliyorum buraya da. Hani hiç gelme fırsatım olmuyordu. Şöyle şu kayısı ağaçları da aradan çıkmış çekirdekten. Böyle ortanın şey gülün üstüne yatmış. Şöyle güller de nasıl güzel açmış. Allah'ım yarabbim, kurban olduğum yarattıkları. Yarattıkları böyle güzel ise Rabbimi hiç düşünemiyor. Yemyeşil çiçeklerin yaprakların arasında pespembe güller açtı böyle çok güzel Allah'ım. Ne güzel ne güzel ne güzel. Şurada da bir ayrı gül ağacı daha var. Şöyle. Şuradaki çağlaları da görmeniz lazım. Yengem izliyorsan. Şöyle ağaçlar yere yattı. Büyüdüğünden yattı ama bu sene bayağı bir çok çağlağı var dallarda şöyle gördüğünüz gibi. Ama hastalıklı gibi olmuş benekli benekli kayısıların hepsi niye öyle bilmiyorum. Cinsinden mi yoksa bir şey de yağmadı tolumolu hani. Şöyle her tarafında çağlağlar var. Şu aralarında ne şöyle görüyorsunuz şöyle uçları her tarafı çağlağı maşallah bu sene meyve çok var ağaçlarda. Hani kayısı çok var yani şimdilik daha başka bir şey gözükmüyor eriğinin kayısı. Şu da şöyle dut ağacı. Bunu geçen sene diktilerdi. Şöyle dutlarını da görüyorsunuz. Kırmızı dut bu. Hangi şeylere şifa veriyor onu da bilmiyorum ama kırmızı dut olduğu için bu da bayağı bir şifalı olması lazım. Bu arada şöyle yoncamızı da bugün döndettirelim diyorum ama hem orta bulanık bugün hem de yonca tam kurumamış daha yüzü. Bugünlük dursun yarın yapalım diye düşünüyorum bilmiyorum. Yarın döndersin bugün yağmur ne yağmazsa. Şöyle bu arada bağ çubukları da böyle yukarıya bağlanacak kaldıkları için yerde yaprak açmışlar. Tek tük de üzüm görünüyor. Çok değil ama arada bir üzüm gözüküyor. Buraya iyi bir bakım lazım. Şöyle bilen işini bilen erbap bir insan lazım. Budamasına, bunları bağlamasına. Ama maalesef bizler beceremiyor, bilmiyor. O yüzden çok güzel büyüdüler. Ama bunlar dediğim gibi budanıp yukarıya bağlanmaları lazım. Şöyle yukarıya asma yapıldı. Ondan sonra bunları aşı yapmak için kestilerdi. Aşıdan sonra da tekrar yukarıya bağlanmadı. Öyle duruyor. Yoncamız bugünlük daha kalsın diye düşündüm. Karar da veremiyorum vallahi ama yüzü yumuşak da şeyinin yoncanın o yüzden bence bugünlük daha dursun diye düşünüyorum. Yarın şey yapalım. Döndettirelim. Eşimi de biraz sonra arayayım bir söyleyeyim ona da. Daha eve hiç gitmedim. Kaan'ı bıraktım direkt buraya geldim. Evimize doğru dönelim. Sizler neler yapıyorsunuz? Ne işler görüyorsunuz sevgili takipçilerimiz? Köy yerinde olup da bağda bahçede uğraşanlarınız var mı? Şehir yerinde misiniz? Çalışıyor musunuz? Güllerim de güllerim, güllerim de güllerim. Canlarım benim, canlarım benim. Nasıl da güzel açtılar. Normal şeysi gül olsaydı, koy gülü olsaydı bundan çok güzel reçel olurdu. Ama bundan da olur mu onu da bilmiyorum. Bunlar aşılı gül diyorlar bunlara. Kooperatif gülü herhalde de bu aşılı gül yani koy gülü değil bu. Normal şu hani vazelinle yapılan gül var ya gül suyu işte güllü kremler yapılan gülden değil bu. Onu da biliyorum olmadığını ama bundan da reçel olursa yazarsanız yorumlara çok sevinirim.
Reçel de yaparım. Vallahi gül reçelini çok severim. Ama bunun reçeli olmuyor diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Beni yönlendirirseniz çok sevinirim sizlere de. Tekrardan merhabalar canlarım. Ben bugün ne yaptım? Şöyle buralara bağ çubuğu ektim. Şöyle diktim yani. Buraları gazdım gazdım bağ çubuğu diktim. Buraların otu hep çapalanacak. Şöyle gördüğünüz gibi şuralara diktim. 8-10 tane vardı. Bunlar halam verdiydi. Suyun içinde duruyordu. Şöyle cevizlerimi suladım. Diplerini şöyle açtım. Boğazlarını açtım yani iyi sulansın diye. Şuraya tekrardan diktim. Gördüğünüz gibi 2 tane bağ çubuğu daha. 2 kişi diktim. İkişer tane biri tutmazsa biri tutar diye düşündüm. Şurayı suladım. Şu karşıyı suladım derken tavuklar tabii hiç durutmuyor. Benim suladığım yerleri hemen eşeleyiyorlar. Bunların görevi de eşelemek bu tavuklarında. Ben de bunlar mı diktim bugün? Fatoşkular Neskil'delerdi. Daha hala da oradalar. Onlar gece gelecekler oradan. Ben de buralarda böyle ivildeniyorum yavaş yavaş. Biraz ot alıyorum, biraz çöp alıyorum. Şöyle şuraya da şöyle otları biriktirdim yine. Bir şuranın otu kaldı gördüğünüz yerin. Oranın otunu da alacağım. Ama yetişemiyorum. Vallahi hangi bir tarafa gideceğim bilmiyorum. Her yer ot, her yer ot. Çağlarlarımız da hep dökülüyor rüzgardan. Ama Rabbim yiyeceğimiz kısmetimizi bir yerde koyar inşallah. Şöyle benim kırmızı kızım da burada duruyor. Bununla da biraz sonra Kaan'ı işten getirip geleceğim. Bu bana eşimin hediyesiydi böyle. Allah razı olsun. Ayağımı yoldan kesti benim. Rabbim bin kere razı olsun ondan. Şöyle. Diriden kırmızı olaraktan daha güzel gözüküyor. Kaan'ımı işe götürüyorum. Okula götürüyorum. Hani Himci'ye kadar götürdüm hep sürekli. Okula götürdüm. Şimdilik de işe bırakıyorum. Hani geçen gün bana çok destek oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. İzleyicimizin bir tanesinin şiirlerini size söylemiştim. Yorumunu. Hepiniz bana destek olmuşsunuz. Hepiniz. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Şöyle bir oturalım. Yoruldum vallahi. Tekrardan mutfağıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız söylediğim gibi biraz bahçede yuvarlanıyorum, biraz evde yuvarlanıyorum. Bugün kimse yok, ıssızım, yalnızım. Ondan sonra öyle işte kendi başıma takıldım bugün. İyiydim. Rabiş bacım oraya gitmeyi düşündüm. Sonra da dedim aman çocuğun işi gücü olur dedim. Onu da alıkoymayayım işinden gücünden dedim. Oraya da gitmedim. Kendim biraz bahçede çubuk diktim. Biraz ağaç suladım. Biraz ağaçların boğazının otunu aldım. Onun sonra uğraştım işte öyle kendi başıma valla. Hani az önce de söylemiştim. Hepinizden çok 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 teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bana çok destek oldunuz. Hani ben Kaan'ı işe vereceğim diye böyle böyle yorum yazmış dedim ya. Rabiş bacımın şeysine, videosuna yorum yazmışmış. O Necmiye Hanım kimse. Çok destek oldunuz bana. Hepinize binlerce teşekkür ederim. Hani hepiniz de benim söylediğimin aynısını söylemişsiniz. Yani ben de isterdim evladımın okumasını herkes gibi. Ama herkes de okuyacak diye bir kaide yok. Herkes okusaydı o zaman işçi bulunmazdı. Dediğiniz gibi hani izleyicilerimizin çoğu hep yazmış. Belbere de lazım. Mesela demirci de lazım. Doğramacı da lazım. Mobilyacı da lazım. Her tarafa yani işçi lazım. O yüzden onlar da herkes okusaydı o işi yapmazlardı. Söylediğiniz gibi neçe okuyup da işsiz olanlar var. Üniversite bitirip de eğitimini alamayan ya da mesleğini yapamayan insanlarımız var. Diplomalı işçilerimiz var. En azından ben Kaan aralarda dedim. Kötü arkadaşı dinmeden, kötü Allah'ı dinmeden. Yeri yurdu belli olur. Hem mesleğini öğrenir hem de dedim çocuğum mesleğini yapsın. İleriki zamanlarda yani pişman olmayacağı bir şey yapsın. Bir de kendisi kuaför olmayı, berber olmayı çok istedi Kaan'ım. Ta küçüklüğünden belli böyle bir hayali vardı onun. Onu da inşallah Allah'ım izin verirse kurban olduğum Allah'ım önü açık olsun. Rabbim cümlenin evlatlarına hayırlı yazılar yazsın. Benim çocuğum da hani istediğini aklında bulundurduğunu o da yapsın. Yani ben de istiyorum. O da kendisi de çok istiyor. Hayırlısı bakalım Allah'tan. Zorla okup diyen izleyicilerimiz de var.
Yani nasıl okumaz? Elinde mi onu okumamak? Baskı yapın ya da okuyun diyenlerimiz de var. Ama olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Olmayınca olmuyor. Basamam zorla çocuğumun ensesine, omzuna. İstediği mesleği yapsın, istediğini yapsın, mutlu olsun diye düşünüyorum. Kötü ahlaklı olmasın, dürüst olsun, ondan sonra yalancı olmasın mesela, kötü şeylere bulaşmasın. O yüzden ben çocuğum ne isterse, ne derse onun arkasında duruyorum. Hani ama okuma yönünden ben de çok ısrar ettim ona. Çok da baskı da yaptım. Ama istemeden, anne istemiyorum. Ben olmayacağım deyince hiçbir şey yapamadım vallahi. O yüzden de çocuğumun arkasındayım yine sonuna kadar. Hayırlısı olsun inşallah. Bakalım. Aa, oraya da kedi geldi. Gözüm oraya dağılıp duruyor camın önüne. Oradan kuyruğunu sürtünüyor. Bana gösteriyor. Ben sizinle konuşuyorum. Bir yandan da gözüm oraya kayıyor. Cama kayıyor. Vallahi öyle işte sevgili takipçilerimiz. Söylediğim gibi işte mesleğini yapsın. Büyük oğlum da kendisi istedi. Hani büyük oğlunuzu okutmadınız, küçüğü bari okutun diye yazmışsınız. Büyük oğlumu da çok istedim okutmayı. Ama büyük oğlum çalışmak istedi. Hani küçük yaşta. Ortaokul bitirdi o. İlkokul yani. Şimdikiyle ilkokul oluyor. Eskiden ilk ve orta, ilk ayrıydı. İlkokul ayrı, ortaokul ayrı, lise ayrıydı. Şimdi ilkokulla ortaokul aynı olduğu için ilkokul olarak geçiyor ama Kazım'ın normalde ortaokul diploması var. Ama lise diploması yok tabii ki. O da boyacı oldu. Boyacı olmayı seçti. Biz boyacılığa gönderdik onu küçükken. Hani mesleğini alsın eline dedik. O da okumayı bırakınca biraz babasının yanında buralarda çalıştı ama olmadı. Çocuğumun yapacağı iş değildi. Ama şimdi güzel, ne güzel bak, altın bileziği kolunda. İstediği yerde iş bulabiliyor. Her tarafta, her yere gidebiliyor. Hani nereye giderse gitsin, Aksaray'a gitsin, Nevşehir'e gitsin, köyde dursun. Yani istediğini yapabiliyor işini. İnşallah Kaan'ım da öyle olur. Nereye giderse gitsin o bel belliğini işletir, sürdürür. Daha şimdilik çırak, hani parasını alıp yiyor. Para göz diyenlerimiz de olmuş dedim ya, o gün de söyledim. Parasını da alıp yemedim ama inşallah ileride kazanırsa yemeği düşünüyor. Allah'ım nasip eder de kısmet ederse. O evlat benim, onu ben yetiştiriyorum. Ne halde yetiştiriyorum onu. Yani bulduğumuz zaman da oluyor, bulamadığımız zaman da oluyor. Yokluk içinde de oluyor, bolluk içinde de oluyor. Hep ben onu evladımla gözlüyorum, her şeyi birlikte ikimiz. İkimiz yaşıyoruz evin içinde çünkü. Yokluğuma da katlanıyor, varlığına da katlanıyor. Ben onunkine, o benimkine diyen gibi. O yüzden de tabii ki mesleğini yapmaya başladığı zaman inşallah Allah'ın nasip ederse bizleri de yiyecek dediği gibi. Yani o evladı ben yetiştiriyorum. Ben onu kaç senedir okula taşırım. Mesela benden önce babası götürdü getirdi devamlı öbür motorumuzuna. Şimdi de bu şarj diye alalı ben bir senedir, iki senedir, ne bir senedir. Bayağı bir senedir he. Bir senedir liseye götür getir, götür getir. Sabahından koyuyorum, akşam getiriyorum. Sabahından koyuyorum, akşam getiriyorum. Şimdi de işi aynısını yapıyorum bak. Sabahından koyup geliyorum. Akşam saat 9 gibi neyi abisi alıp geliyor. O olmazsa ben alıp geliyorum. Yani illa ki gelmek zorunda oradan. Çünkü otobüs olmuyor saat 9'da akşamına. Mecburen onu ya ben getiririm ya abisi getirecek. Akşam da Hasan niştesi getirdi. Allah razı olsun. Abisinden de Hasan niştesinden de. Aldı geldi, biz yemek hazırlarken ben getirim gelim dedi. Gitti getirdi geldi. Hani dediğim gibi yani illa ki olacak bu şeyler. O yüzden de hani kafamızı kurcalamaya ya da ailemizi karıştırmaya çalışan oluyor. Arada böyle izleyicimiz. Sizler gibi izleyiciler de hepiniz destek oluyorsunuz bana. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Allah sizlerden bir kere razı olsun. Evladımın ve benim yanımda olduğunuz için. Hani bana da çok destek oldunuz. Yani belki ben bazı kelimeleri konuşamamış olabilirim. Hani o evlat senin tabii ki yiyeceğin, sen yetiştiriyorsun onu dediniz ya. Ben onları o gün hiç aklıma gelip de söylememiştim o Necmiye Hanım'a. Ama buradan tekrardan söylüyorum. O zaten sürekli izliyor. Beni de izliyor büyük ihtimal. Ama Rakış bacımın kanalına yorum yazıyor. Yine de şey yapabiliyorsa benim kanalıma da gel. Burada da belirt bunlarını. Benim izleyicilerim de görsün. Zaten onu SS'de aldı herhalde. Ben atmak istemedim tekrardan buraya. Burada da konuş söyle. Ondan sonra burada da ben senin şeyin karşılığını veririm yani, ne dersen. İnşallah iyi bir yorum yaparsın. Hani ben kötü yorumlara da kötü cevap vermek istemiyorum. Asla istemiyorum da yani. İzleyicilerimi kırmak istemem hiçbir zaman. Ben çok sakin yapıya bir insanım. Sakin yapılı bir insanım. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. İstemem de yani, yapamam. Kalp kırması çok çünkü kolay ama kalp yapması çok zordur. O yüzden düşünmüyorum öyle kimsenin kalbini kırmayı. Sadece güzelce cevap verdim o gün de sana. Kalbini kırmadan cevap verdim. Haşa, hani kötü söylemeden, bir şey yapmadan, böyle kufur sağ sol asla ben kullanmam zaten.
Hiçbir şey söylemeden sen sakince cevap verdin. Cevabımı almışsın da inşallah. Bütün izleyicilerim de benim arkamda durdular. Onlar da benimle birlikte herkes yazdılar. O yorumları okumuşsundur inşallah. Ne diyeyim başka? Yapacak hiçbir şeyim yok. Yorumlara da açığım. Hepsine de açığım ama bazı yorumlar böyle bazen insana ağır gelebiliyor. Gelinimle dövüştüğümü, küstüğümü sahi sol hep ortaya getirmiş. İşte onları da yazmış. Her ailede olan şeyler, küserlikte, darlılıkta, barlılıkta, barışlılıkta. Bizler bir aileyik, bir et kemiğik, ayrılamazık. Ne kadar küsersek küselim, eninde sonunda illaki barışılacak. Çünkü bu aile başka hiçbir şeye benzemiyor. Sizlerin ailesinde de oluyordur zaten böyle şeyler. Olmadım diyen yalan söyler. Burada doğruya doğru olmadı. Bizim ailemizde böyle şeyler diyen binde bir çıkar. O da ailesinde işte böyle yakın akrabası sağ solu vardır. Yani yoktur desem bilmiyorum, onu da bilmiyorum ama söylediğim gibi yani illaki her ailede oluyor. Olmasa iyi ama olduktan sonra da tekrardan özür dileniyor, barışılıyor. Tekrar evlatlarından geçemiyor. Kızından olsun, oğlundan olsun, gelininden olsun, damadından olsun asla geçemezsiniz. Et tırnağı hepimiz birer. Evladından da geçemen, torunundan da geçemen, eşinden de geçemen diyen gibi hiçbir şeyden geçemen. O yüzden dediğim gibi bozulmadan düzülmüyor. Tekrardan düzüldük bizler, inşallah böyle devam eder giderek. Öyle de istiyorum yani. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi ben Ramış bacım oraya gideceğim. Oradan da kanımı alıp geleceğim. Orada tekrar videomuzun devamında inşallah görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kapatayım burada. Pambık diyeceğim. Pambık. Tekrardan hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz ablamın kanalına. Bizim bacıma geldim. Hoş geldiniz. Domates biber stilleyiyorum şöyle. Domateslerini beraber dikivirdik. Zaten iki karık. Birini ben, birini bu yaptı. Biberlerini de kendisi yapmış. Şöyle domatesleri de sulavuk domatesleri. Dur anneciğim, ellerini. Toprak valla suyu dur tamam toprağının. Toprak o kadar geçecek ki. Hey anam, oranın tuşuysa geri gidiyor bari suyu. Aman. Allah'ım. Anne. Bacım senin buranın toprağı nasıl değişik toprağı varmış. Abla aynı kürk. Bizimkinin oğuna iki toprak, iki şey kurek attın mı durur öyle. Hiç durmayı salih olma. Tüh. Allah. Şimdi de şuraya salatalık ekecek şöyle iki karık. Aynen, senin bu bahçe çok zor bacım, çok. Toprağın önünde dur tamam. Akıveriyor, iniyor. He, su gibi akıyor toprak. Suyum çok olduğu için değil aslında. Yok yok. Suyun yok. Çok diyor. Yok, sudan çok, suyunla alakası yok. Toprak ölü gibi aynı, çürük gibi. Ama nasıl malzeme kahveri bu toprakta maşallah. He. Toprakta tersli yedirmek ki faydalı bir toprak bacım bu. Abla bu fındık toprağıymış. Fındık mı? Senin toprağında cam bitiyor diye. Ya. Fındık toprağı. Nereden buldularsa çok iyi toprak. Cam, cam ne? Şu evin toprağını hatta Aksaray'dan getirmiştir kamyonlarla. Hayata döktüklerini. O Aksaray'dan gelmiş o topraklar. Şey, Allah Allah. Anne bizim toprak, bu toprak ne? Kum, şey, fındık toprağıymış. Yani fındık toprağında cam bitermiş. Yani ne ekersen bitermiş. Sulaması zor olurmuş. Hmm. Sulaması işte buraya damlama olurmuş. Olacak bacım. Damlamayı atacağın şimdi içine. Bak herkes görüyor. Şu şeyler bunlara ne denir abla? Yastık başı gibi ne kalın. Karık. Böyle karıklar kalın kalın yapıyor. İncecik kalıyor sonra. Eriyip akıyor. Aynen, çünkü su tutmuyor. Toprağı alıp gidiyor su. Aynen. Bakın şöyle dur dolup geliyor ya. Şuradan da. Hemuş dur kızım, yapma. Evet. Hadi sen eve git de yavaş yavaş. Hadi sen kapat istersen. Kapat şimdi. Şimdi neydi? Kuyuyu. Kuyumuzu. Dinamamızı kapattık. Hatta susadım ya. Aynı oruç gibi. Ne işin var benim? İyi hadi o zaman. Dinamayı kapat gelin. Kayrağı işte neyse, işte neyse uyuyor o da. Kayrağı daha uyuyordur. Uyanamamıştır. Ha, çuvalda. Ekelim diyor mu ya, şuraya da ekivirelim hıyarlarını. Emoş gelirken hıyar tohumlarımızı getir. Alana sarı vereyim. He, topla gel biri hıyar tohumu. Biri pencerenin önünde pembe. Biri de kanepenin üstünde kornişon yazıyor. Kornişon yazan öyle pembe arama. O nerede biliyor musun pembe o? Pencerenin önünde. Aralıkta biri de şeyde. Kanepenin üstünde. Şöyle su buraya bastı. Cari amma. Domatesi biraz sık yaptık. Çünkü iki tepsi, yani bir tepsiyi iki karının içine sığdırdı. Olsun bacım, ökerik şurada. Ne vardı? Sinemayı kapatmayı unutma. Bak şimdi az olur da hemen ekibiliyor. Nasıl yerliyor ya?
Az iyi olur işte, aynen. Benim bahçemde böyle gücücük olsa nasıl iyi olur. Meral'la yarın ekerdim ben olmasaydım. Dün Songül buradaydı, ettir bireydin. Dün bence sittir. Sittirlerine niye yapmadınız? Dün ikiniz de birseydiniz, sana yardım ederdik o zaman. Çoğunlara çok para verdim gibi geldi, kıyamadım. Belki rüzgar şeyleri kırardı. He canım, o da kırabilir. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah. Günaydın, günaydınlarınız olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun cümleten. Sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir kran içe götürüyordum. Motoru ben sürüyordum. O da arkada ekmek yiyordu. Karnını doyuruyordu. Yine toz yaptım ona. Tostunu, o az bir şey kaldı. Hem de ben video çekeyim dedim size şöyle. O yolda yarı yolda. Şöyle yeşillikler içinde. Gül ağacın evleri. Burası Gül ağaç ilçemiz. Boğazım kapanıyor niyeyse. İçmem de şişesini atma kendine, o her gün lazım oluyor sana. Kapağını kapat. Sepetin içine at, ben geri götürürüm onu. Her gün şey aramayalım. Sepetten herhalde düşmez, bilmiyorum da düşmez. Buralarda hep kazı çalışmaları var, yol çalışmaları var. Şöyle kanalizasyon yapıyorlar. Asfalt ana yolu. Kaan'ın aynasından kendimi gördüm. Kaan'ın iş çalıştığı şey kuaför tam çarşının merkezinde. Kenara geçeceğim, hem de sağdan süreceğim. Sabah sabah herkes işinde gücünde. Kimi kapı pecesi duruyor, kimi çiçek sulayıyor, kimi cam siliyor. Bütün bayanlarımız. Düşünüyorum.